Herkese merhaba. XRP coin ile alakalı önemli destek ve bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek 0.4788 bölgesi. Daha öncesinde çok güzel çalıştı. Hedef bölgesinde çok yakınından döndü aslında. Ben buradaki iki hareketi de hedefe ulaşmış gibi sayarım. Dolayısıyla bir sonraki e, yükselişin ben doğrudan 0.7807 bölgesine olacağını tahmin ediyorum. Yüzde hala mesafesi var destek bölgesinden ölçtüğümüzde %38 garanti hedefti ve %62'de ana satış bölgesi XRP'de 0.78 odaklı bence bundan sonraki süreç orta uzun vadede kesinlikle takip edilebilir. 0.4788 Birinci kademe uygulanabilecek yine hala geçerli seviye ama en önemli en güvenli alım yeri neresi dersiniz ki daha öncesinde burayı nokta atışı vermiştim 0.38.91 görülüyor burası mutlaka vakiye ayrılıp beklenmesi gereken en önemli desteklerden bir tanesi 03264. Yine mutlaka stratejiye göre vakiye ayrılmalı. Dip seviyesi 02605 olarak görülüyor. Oldu ki 023264'e kadar düştü. Garanti satış hedefini bu defa %45'lik kar olan 04788'e kadar bekleriz. 03891'e düştü diyelim. O zaman da 06642 ana satış bölgemiz olur, garanti satış hedefi olur. Bu şekilde süreç izlenmeli. 0.7807 bana göre çok önemli bir XRP seviyesidir. Buradaki direncin aşılması önemli. Kırılımla beraber asla heyecan yapmam ama 1.09 zaten hedef bölge orta uzun vadede. Buraya kadar yükselişin ardından buraya yapacağı bir rites hareketi bence XRP'nin en önemli, en kıymetli alım hareketi olacaktır. Bununla birlikte doğrudan hedefi yükselebilir, yükselişler agresifleşebilir. arz saplamasına göre 2.22'de bana göre yine orta uzun vadede garanti hedef ve buraya kadar yükselişin bence e, e, tetiklenmesi bu hareketle birlikte olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım böyle bir senaryo gerçekleşecek mi? Yaşayıp göreceğiz. XRP'yi ben alım satım olarak değerlendirdim. İlk 5'teki coin başında geliyor. Yani ilk 5 içerisinde yer alıyor. E, Destek ve dirençleri gerçekten güzel tepkiler veriyor. Bakalım nasıl hareketler sergileyecek? XRP ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.